Nasıl bakıyor? Nasıl bir önlem almaya çalışıyor? Sence var mı böyle bir Şey çabası? diyeceğim. Bugün mesela bana elektrik faturam geldi. 650 lira. Yani iki İki insanız kişi. evde. İki insanız ya. Yani ne Villada mı yapabiliriz? yaşıyorsun? Kaç oda var evde? 2,5, 2 oda. 2 oda. İki oda. Bir salon 2 oda işte o kadar. Yani ne yakmış olabiliriz kardeşim? İki insan zaten Akşamdan akşama evde. eşim işi gereği ayın belli günleri İstanbul dışında, ev dışında. Ben zaten televizyondayım ayın belli günleri. Koyun mu üretiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Bir şey yapıyorsun. yapabiliriz de biz 650 lira? Ya ben ya benim gücüm var öderim de. Ya bu sevgili arkadaşlar yeni açıklanan asgari ücretin 6'da biri demek ya. 6 olur Evet. mu? Evet 6'da biri. 6 kilo tutsal. Evet, 6. 7'de biri 6'da 4 biri. bin. Yahu sadece elektrik parası 6'da biri. Doğalgazı var. Doğalgazda 500 geldi. İyi az gelmiş. Doğalgazda 550 geldi. Nasıl az geldi? Bize 1000 lira geldi. 1,2. Yani 1200 TL. Buna da telefonu saymıyorum. İnterneti saymıyorum. Buna da efendim suyu Su. saymıyorum. Su da geldi 300, 250-300 lira. 1,5 lira. Ya elektrik, su, doğalgaz 1,5. Şimdi kardeşim ben iki kişiyim diyorum ya. İki kişiyiz biz. İki kişiyiz. Gücümüz yetiyor. Verdik. Yahu sadece bir asgari ücretle 4200 lirayla Evet. 5 kişilik bir aile ne yapacak ya? Bu Allah'tan nedir? korkmuyor musunuz? Bak ne diyeceğim. Bu senin Şimdi ne, dur. kimin bu? Bu Avanos bölgesinde, Nevşehir bölgesinde butik otel işleten arkadaşımın faturası. Bir önceki sevgili Erdal'a ben attım. Bu neden önemli? Bir önceki fatura. Bak geçen ay 31 Aralık'ın faturası. Evet. 114 lira 952 kuruş. Elektrik faturası. Otelin. Butik 114 otel. bin. 114 bin lira. 114. Elektrik faturası. Geçen ayın Avanos'ta, Nevşehir'de yani Ürgüp bölgesinde otel. Şimdiki bu aya bakalım. Bak 114.952 lira. 538.191 lira. Of of. Peki aynı Bak, miktar mı? Bir de inanılmaz. miktarına bakalım. Faturanın daha büyük bir ölçüsüne bakmam 102, lazım. 41, 62. Enerji tüketim bedelisi. Bir burada. Daha geriye döndürebilir İşte misiniz? Birim, Şimdi bakıyorum 140, 200 oldu. 102.651 kilowatt yazıyor bakın 102, orada. 141, Bak, tam 62. ortadaki bu yeni enerji. Gelen. Yukarıda. Bir önceki. Bir önceki de orada yazacak yine. Evet abi bir önceki. 62 bin. 62 bin. Tamam evet. böyle iki diyelim. Önemli evet. değil. 250 bin lira gelmiş. Az mı abi? Büyük bir para bu. Çok büyük. Yani 100 bin lirayken 250 bin lira olmuş. 2,5 kat. Evet. Doğru. Şimdi düşünebiliyor musun? Ha, yani senin tezinde bir şeylik yok. Yok yok yok. 500 yok. olmamış da 250 olmuş. Az mı? Tamam ölçemiyorum. Oradaki Hayır, fatura... Bak, şuradan bak abi. Miktar 62.259. Tamam evet. mı? En alta in toplamında 128.072 kilowatt. Tamam mı? Bir sonraki faturaya gel. Evet. Fatura 114 bin. 102 bin. Abi karıştırdım bak. Abi Allah Allah. Karıştırdınız karıştırdınız. 102, bir saniye 140, bir dönelim 200. geriye. Şimdi bir dakika. Karıştırma. Bir öncekine geri dönelim. Bu da bir önceki ay gelen. Aynı bir önceki ay. Bir önceki ay gelen bu. Evet. 114 bin. 952 lira ödemiş elektriğe. Tamam. Bir tamam. önceki ay daha az kullanmış. Daha az kullanmış. Bu bir önceki ay. Bu önceki, bir önceki ay diyorum ya. Aralık ayının faturası 114 bin lira bu otelin. Bu aya gelelim. 128 bin, 62 bin kullanmış. 538 bin, 191 lira. Evet, ne, yer kat yer azalmış kullanımı. Bak kullanımı yazı yazı yani azalmış. 5 katı neredeyse. Ve 5 katı artmış adamın otel elektrik parası. Bir ay önceki mi bu? Bu hayır bu ay. %50 kadar artmış ama 100 oransal yaptığınız artmış, zaman 150 artmış bin. Abi. 160 bin kadar gelmesi lazım. Şu 114 az önce 114 olanın 160 bin olması gerekiyor. Birinci aynı dediğimiz oranda. Doğru abi. Bak evet. şimdi birinci bir 160 öncekinde... bin olması gerekirken 538 bin yaklaşık. Aa, evet. İşte 3 katı. 3 katı. 3 katından daha, daha fazla. Tabii. Ya şimdi 3 katı. Ya 3 katı. Yani 3 katı. Şimdi ya 3 katı az para mı? Bir otel bu zaten ne alacak? Göreme'de, Ürgüp'te sadece oradaki bir otel. Butik bir otel. Ve bu otel 3 katı Hakan abinin deyimiyle sadece bir aylık farkla. Ya Aralık'la ocağın ne farkı var İç Anadolu'da abi? Yani Göreme'de ne farkı var Aralık'la ocağın? Yani 3 katı para. Diyor ki dükkanı kapatacağım, oteli kapatacağım. Nereden müşteri gelecek de fazladan bu otelin sadece bu masrafını kapatacak. Geçiyorum. Yani bu masrafı çıkarabilmesi için bütün şeyin mali şeyinin otel zam yapması lazım. Ama oda fiyatına, ama yeme içme fiyatına. Gelen ürünler zamlı. Yani suyu kullanıyor zamlı, ekmek alacak zamlı, et alıyor zamlı, Tabii domates şey. Alıyor zamlı. Şimdi Tabii. asgari ücret de geldi.
Çalışan ücret de zamlı. Hı hı. Bütün bunlarla beraber elektrik de şu hale gelmiş. Nasıl ödeyecek? İnsanlar bak bugün Doğu Beyazıt'ta vatandaşa yürüyüşe geçti. Şimdi tabii her yerde, kaç şimdi yerde? Doğu Beyazıt'ta vatandaş da esnaf yürüyor. Tamam, orası siyasal eylemliğin Hopa'da da yürüdü. Bak sadece işte Doğu Beyazıt değil. Muğla'da Doğu Beyazıt'ta insanlar sokaklara döküldüler. Burada insan seli var. İnsan seli var. Herhangi bir siyasal gösteri de değil. Canı yanmış insanlar yürüyor. Evinin elektriğini, ya elektriği kullanmayacak, donacak ayazda. Hı hı. Ya efendim çamaşır makinesi çalıştırmayacak, kirli kıyafetiyle, hı hı, gidip gelecek. Ya bulaşık makinesini çalıştırmayacak, buzdolabını açmayacak, bozuk meyve yiyecek ya da yürüyecek. Hopa'da insanlar yürüdüler. Öyle değil mi? Evet. Hopa'da sokakta elektriği faturasını yaktılar. Yurdun her yerinde, her, evet, gün yeni bir yerden, şimdi yeni bir protesto haberi geliyor bu görüntülerimizin. Tabii, toplumun bütününü saracak bir yoksullaşmayı, evet, getiriyor bu. İlk Cumhurbaşkanı diyor ki işte vatandaşımıza nefes aldıracağız. Doğalgaz, işte İran'a şunu gönderdik. Elektrikte işte şeyi değiştirdik. Kademeli şeyde kademeli bir güncelleme yapıldı. Fakat vatandaşın, hı hı, böyle bir faturayı ödemeye gücü yok. Bir de Avrupa'dan örnek getiriyor. Avrupa'ya göre biz doğalgaz ve elektrikte devlet olarak daha sosyal devlet mantığıyla gidiyoruz. Hı hı. Şu kadarını biz karşılıyoruz diyorlar. İlgisi yok. Türkiye'nin alım gücü de Avrupa ile kıyaslanabilir, tabii, düzeyde değil ki elektrik ve doğalgaz tüketimini onunla kıyaslayasınız. Ve kaldı ki vatandaşlar artık faturayı görür görmez sokağa çıkıyor. Ne yapacak? Ve bunun en önemli, yani bu özellikle alt, yani orta ve alt kesimleri vuracak. Büyük bir şekilde vuracak. Esnafı vuracak. Evet. Efendim ücretlileri vuracak. Serbest meslek sahibi, emekliyi vuracak. İşçiyi vuracak. Emekliyi vuracak. Geniş emekçi yığınlar ve düşük ücretliler, az birikim sahipleri büyük bir yoksullaşmanın kucağında bulacak kendini. Küçük esnafın çoğu dükkanı kapatabilir. Tabii. Çünkü karşılayamaz kardeşim bu. Yani bir otel, İç Anadolu'da bir otel bir ay arayla 3 katı fatura ödemeye başlasın, eyvahlar olsun. O çeviremez o dükkanı. Ya Bayrampaşa'da bakkal, Üsküdar'da efendime söyleyeyim su satan bir esnaf nasıl çevirecek bu dükkanı? Çeviremez ki. Bir de bunun doğalgazı var, bir de bunun suyu var, bir de bunun işte telefonda mı kullanmasın? O da mı lüks yani? Telefon da açmasın. Zaten herkese telefon soruyor. Onu da kullanmasın. İnternet de kullanmasın. Öyle ya. Cumhurbaşkanı geçmiş dönemi iddiasından vurulmaya doğru gidiyor siyasetler. Bu siyasi iktidar geçmişe yaptığı haksızlıkları önünde bulacak. Kime haksızlık ettiysen ceremesini çekeceksin. O ki sen İkinci Dünya Savaşı'na da Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşı'na sokmayıp sizi ekmeksiz bıraktıysam da babasız bırakmadım diyerek sokmayıp en azından düşman ordularını Türkiye'ye ayak attırmayan İsmet İnönü'yle ekmek karnesi diye alay ettiniz. Şak diye meydanlarda siz halk ekmek kuyruklarını buldunuz. Bak gördün mü? O yoklukta ekmek karnesi dağıttı. Sınırlıydı ekmek. Hmm. Siz onunla alay ettiniz. Siz dalga geçtiniz. Türkiye'nin yokluk yıllarında, ki bütün dünya öyleydi. Yokluk yılları dalga geçtiniz. Allah sizi sınadı. Şimdi kuyruklarınız aydan görünüyor. Bak halk ekmek kuyrukları aydan görünüyor. Rize Belediyesi halk ekmek muhalefeti çağrıştırıyor diye halk ekmeğin adına Rize Ekmek Büfesi yapmak zorunda kaldı. Bak şimdi Ecevit'te dalga geçtiniz siz. Geliyor şimdi bak. Ecevit dünya petrol krizi yaşamıştı. O dünya petrol krizinde batılı devletler krizi kucağında buldular. Almanya Türk işçileri göndermeye çalışıyordu. Petrol krizinde Türk ekonomisi durdu kardeşim. Petrol krizinde Ecevit Demirel ne demişti? 70 sente muhtaç olduk. Niye? Elektrik yok. Gelmiyor. Petrol bulamıyorsun. Hı hı. Petrol üreten şirketler döviz, yani petrolün varil başına fiyatını arttırmış. Türkiye de alamadı. Sen onunla dalga geçtin. Evet. Ecevit'in kuyrukları dalga geçtin. Ecevit'i Ecevit'e mezarda huzur vermedin sen bu iktidar olarak. O kadar ki Kıbrıs'ın Fatih'in elindeki zaferi çalmaya çalıştın. Zaferi Erbakan'a yazıp bunun sonucunda meydana gelen kuyruğu Ecevit'e yazdın. Bak senin adaletinin sonucunda ne oldu? İran'a heyet gönderiyorsun doğalgaz gelsin diye. Bak şimdi elektrik, sanayi sitelerine elektrik veremiyorsun. Gelen elektriğe de vatandaşa kazık halinde faturalarla göndermek zorunda kalıyorsun. Bu da Marmaris'ten. Bak, Marmaris'ten. Marmaris, Doğu Beyazıt, Hopa, yarın Rize, öbür gün Adana, Türkiye'nin bütününde korkunç bir yoksullaşma tablosu oluşacak. Dolayısıyla İsmail bir de ilk fatura gibi bu işte bak bir şey söyleyeyim. Evet. Bak sen ki devlet olarak
Bu böylesi bir elektriğin, böylesi bir doğalgazın faturasını vatandaşa gönderdin. Vatandaş faturanın tillağını sana gönderiyor şimdi. Bak göreceksin. Evet. İstanbul halk ekmek büfeleri dedin. Karda kışta insanlar kuyruğa girip bekliyorlardı. Daha ucuza ekmek alabilmek için. Bir de sen bu koşullarda 1 liraya, 2 liraya daha ucuz ekmek almaya çalışan insanların o imkanını da elinden almak için halk ekmek büfelerine saldırmak, halk ekmek büfelerine saldırtmak, kapatmaya çalışmak, onları engellemekle uğraştım bir de. Yani bu yoksullukta biraz daha ucuza ekmek almaya çalışan insanların elinden bu şeyi de almaya çalışıyorsun. Bir de İBB'ye yapılanlar var. Halk ekmek üzerinden, o da İBB'ye yapılan bir sürü şeyden bir tanesi, engelleme çalışmalarından. Peki tamam. Bir bilgi verebilir miyim? Tabii. Şu an özür dilerim arkadaşlar. Şu an Isparta'dan geldi bana. Bak, orada da mı protesto? Isparta'da durum daha... Sitede haber okuyabilirler. Hala Isparta'da elektrik kesin yok. Pahalı elektriği de veremiyorsunuz. 30 saati geçti elektrik kesintisi. Evet. Kentin %50'sine elektrik gelmiş. Yaklaşık o da kesintili şekilde verilebiliyor. Köyler ve taşrası şu anda karanlıkta. Şimdi, kışın donarsınız elektriksiz. 30 şimdi, saat elektrik. Bana bugün, iletişiminiz kesilir. Bana bugün eski CHP il başkanı, Yusuf Erdoğan, Isparta İl Başkanı Yusuf Erdoğan az önce mesaj paylaştı. Yayında okuyacağıma dair söz verdim kendisine. Diyor ki, bizden önce mumla gaz lambası var diyen Cumhurbaşkanı gelsin Isparta'nın halini görsün. İnsanlar geçmişe mumla arıyor. Isparta'ya iktidar bir baksın. İki gündür şehir merkezinin %50'sinde elektrik yok. %60 yollar kapalı. İlçelerin çoğunda cereyan yok. Vatandaş perişan, yetkililer seyirciler. Ha, o zaman 40 saatten de fazla. 2 gündür diyor. 2 gündür yok Isparta'da. Şimdi ya. Burada 40 saatten bahsediliyor. 2 gündür. Isparta. Evet. Kar mı var? Şu anda karanlık.